Sayın Bakanım, Sayın İl Başkanım, saygıdeğer milletvekillerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızın ve iş dünyamızın çok değerli temsilcileri. Saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanımı da kürsüye davet ediyorum. Sayın Bakanım, buyursunlar efendim. Öncelikle geçtiğimiz ay şehit verdiğimiz bir terör saldırısı meydana geldi. Ve bu terör saldırısı ve şehidimiz dolayısıyla Mersinli hemşehrilerimize hem başsağlığı hem de geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Bugün de başsağlığı için inşallah şehidimizin ailesini ve gazimizi de ziyaret etmiş olacağız. Vatan için en büyük fedakarlıkları yapmış tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi ve Türk dünyasını siyasi ve ekonomik güç merkezine dönüştürüyoruz. Dış politikamızdaki gelişmeler kesinlikle bir tesadüf değildir. Bunlar son 20 yılda her alanda kat ettiğimiz mesafenin aslında bir neticesidir. Bir ülkenin dış politikada başarılı olabilmesi için sadece kaliteli diplomatlarının olması yetmez. Evet, gururla söylüyorum, dünyanın en kaliteli diplomatlarına sahibiz ve 500 yıldan fazla bir geleneğe sahibiz. Ama sadece kaliteli diplomatlara sahip olmak yetmez. Liderlik, ekonomi, askeri güç, eğitim, bilim, kültürel derinlik ve en önemlisi beşeri unsur gibi milli güç unsurlarının da bu alanlarda da olması lazım ve bu alanlarda da kuvvetli olmamız gerekiyor. Milletimizin çalışkanlığı ve azmi olmasa bizler dünyanın farklı yerlerinde bu kadar aktif ve aktif olurken de bu kadar güçlü olamazdık. Avrupa'da ciddi bir enerji krizi beklenirken bizde bu endişenin olmaması da tesadüf değil. Bakınız, biz enerji henüz üreten ya da enerjide yeterli bir ülke değiliz. Dışa bağımlı bir ülkeyiz. Evet, Karadeniz'de bir rezerv bulduk. Farklı yerlerde yine petrol çalışmalarımızda meyvelerini veriyor. Ama halen dışa bağımlıyız. Ama niye bu kadar ülke enerji konusunda sıkıntı çekerken, fiyatlardan bahsetmiyorum sadece, bu kışı nasıl geçireceğiz diye endişelenirken, bu kış için depolar, rezervler var ama 2023 nasıl olacak diye düşünürken, biz Türkiye olarak böyle bir dert içinde değiliz. Evet, fiyatlar, dünya fiyatları yükseldiği için bizde de yükseliyor. 400 dolara aldığınız Rusya'dan gaz 1500 dolarlara çıkıyor. Bu kaçınılmaz. Dolayısıyla biz bu anlamda da bugün kriz çekmiyorsak, yani krizi yaşamıyorsak, böyle bir dert içinde değilsek, bu 20 yıldır izlediğimiz politikalarında bir yansımasıdır. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu stratejik adımlarımızı devam ettireceğiz. Kıymetli Mersinli hemşehrilerim, 2022 Ağustos itibariyle yine Türkiye'nin en fazla ihracat yapan illerinden bir tanesi Mersin'dir. 3.65 milyar dolar ve Türkiye'de ilk 7 içinde. 2021 yılında Mersin'in ihracatı ne kadardı? Benim rakamlarıma göre 2.6 milyar dolar. Doğru mu? Bu sene ilk 8 ayda bile geçen seneki rakamı neredeyse ikiye katlayan bir şehrimizden bahsediyoruz. Bu ne demektir? Mersin limanından daha fazla ürün yurt dışına çıkıyor demektir. Bu ne demektir? Daha fazla üretim. Bu daha fazla istihdam ve daha fazla zenginleşme demektir. Yine yollar, havaalanları, köprüler, tüneller, enerji santralleri, okullar gibi altyapı yatırımları demektir. Yapılan bu yatırımlar bizi lojistik olarak dünyaya bağlıyor. İş gücü kalitemizi ve rekabet gücümüzü de aynı şekilde arttırıyor. Yani iş insanımızın emeğinin karşılığını almasını sağlıyor. Bildiğiniz üzere Mersin'de Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'ni inşa ediyoruz. Biraz önce basın toplantısında da bunu değerlendirdik. Sorular da geldi. Ülkemizin yıllık elektrik ihtiyacının %10'unu karşılayacak bir projeden bahsediyoruz. Tabii Mersin'in barajlar var, aynı şekilde güneş enerjisi ve yenilenebilir enerjideki yatırımları da var. Dolayısıyla toplam katkısı Mersin'in daha da fazla olacaktır. Yani bugünleri öngörerek yaptığımız bu dev yatırımın ne kadar stratejik bir adım olduğunu bugün daha iyi görüyoruz. Biraz önce söyledik ya, bir elektrik ve doğalgaz sıkıntısı
olacak mı olmayacak mı diye bir endişemiz yok derken bunu söylemeye çalışıyoruz. Bu aslında bir doğurgan döngü, bir bereket döngüsüdür sevgili hemşehrilerim. Yani yaptığımız doğru yatırımlar yeni avantajlar ve zenginlik getiriyor. Bu avantajlarla yine yeni yatırımlar yapıyoruz ve böylelikle şehrimiz de ülkemiz de kalkınıyor ve stratejik olarak da önemi artıyor. Türkiye yüzyılını hep birlikte işte böyle inşallah hep beraber inşa edeceğiz. Biz de dış politikamızla, yükselen gücümüzle çevremizde bir güvenlik ve refah atmosferi oluşturuyoruz. Etrafımızdaki ateş çemberinin bize etkilerini en aza indirmeye çalışıyoruz. İşte Rusya'da, Ukrayna'da yaşanan sorunların gölgesi Erdemli'deki seralarımızın üzerine düşmesin diye gayret sarf ediyorum. Yani Erdemli'nin sera bakımından en böyle Türkiye'de gözde şehirlerden birisi olduğunu biliyorum. O yüzden Erdemli'yi örnek verdim. Yine Suriye'de, Irak'ta, Libya'da etkin olmamız güvenliğimiz için, huzurumuz için. Çünkü dış politikamız kadim medeniyetimizin değerleri üzerinde kuruldu. Bizler 3 kıtaya ve 7 iklime nizam vermiş, adalet dağıtmış bir ecdadın torunlarıyız. Milletimizin de, soydaşımızın da, dünyadaki mazlumların da bizden beklentisi dünyada adalet ve barışın bayraktarlığını yapan bir Türkiye'dir. Bugün sivil toplum kuruluşlarımızın, TİKA'mızın, AFAD'ımızın, Kızılay'ımızın faaliyetlerinin küresel marka haline gelmesi de zaten bundan. Türkiye yüzyılı işte bu insani ve girişimci dış politikamız sayesinde inşallah hayat bulacak. Devlet millet birlikteliği sayesinde gerçekleşecek. Birlikte, hep birlikte yavrularımıza daha müreffeh, daha güçlü bir Türkiye bırakmak için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. Misafirperverliğiniz için, bugünkü toplantımıza katıldığınız için hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum.